sınır ihlalinden hayırlı gece, hayırlı akşamlar. Devasa askeri gücüne rağmen İsrail, Gazze'de bir avuç Müslümanın karşısında, İslami direniş karşısında büyük bir hezimete uğradı. Peki İsrail'in bu yenilgisinin arkasındaki gerçekler, sebepler neler? Paralel yapının Selam Tevhid Örgütü diye bir kurgu, kumpas içerisinde birçok insanı tutuklama noktasında bir amacı vardı. Peki bu örgüt kumpası başarıya ulaşsaydı bu insanların başına neler gelecekti? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda paralel yapıya karşı mücadelede ne tür değişiklikler olacak? Nasıl bir kararlılık ortaya konulacak? Efendim bütün bu konuları Sancaktar Dergisi yayın yönetmeni Sayın Hakan Albayrak'la konuşacağız. Ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Sınır ilanında tekrar birlikteyiz. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmetciğim. Ayağın tozuyla bölgeden geldin. Gazze'yi konuşacağız, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı konuşacağız ama özellikle ben yanılmıyorsam Bingöl'e gittin, Diyarbakır'a gittin ve muhtelif illere gittin. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde nasıl bir bölge gördün? Nasıl bir insanlarla muhatap oldun? Evet, arkadaşım Nihat Nasır'la beraber Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Urfa oralara gittik. Bizim görüştüğümüz çevrelerde oyların Tayyip Erdoğan'a verileceği yönünde bir mutabakat var. Ama biliyoruz ki Halkların Demokrasi Partisi, en son HDP, Halkların Demokrasi Partisi'nin ciddi oy oranı veya ciddi oy potansiyeli bu seçimlerde de kendini gösterecek. Her ne kadar Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kesin görünüyorsa da, Selahattin Demirtaş'ın, HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmek için hiçbir şansının olmadığı herkesçe kabul ediliyorsa da, tabii ilk turda en azından oyların işte HDP'ye verilmesi ve böyle bir seçimde ne kadar oy çıkıyor, çünkü hep bağımsız adaylarla giriyorlar, oy oranlarını tam göremiyorlar. Onu görmek istiyorlar. Bence siyaseten çok yanlış bir şey. Eğer Tayyip Erdoğan'ı destekleselerdi, aday çıkarmasalardı, Tayyip Erdoğan birinci turda seçileceğini gösteriyor. Neredeyse bütün anketler, neredeyse diyorum çünkü bir tanesi sadece öyle göstermiyor. O da paralel bir anket şirketi. Birinci turda seçilen Erdoğan'ın zaferine ortak olabilirlerdi. Bu onlar için siyaseten daha avantajlı olurdu ama bunu söylerken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçim kampanyası harika bir kampanya. Son derece de yapıcı, iyimserlik telkin eden güzel bir kampanya yürüttü. Barışa vurgu yaptı, birlikte yaşamaya vurgu yaptı. Tayyip Erdoğan'ın düşman değil sadece siyasi rakip olduğunu söyledi. Bence havayı yumuşatan, barış sürecine uygun güzel bir kampanyaydı. Ama evet, yani siyaseten yanlış yaptılar. Yine de bunu anlayışla karşılıyoruz tabii. Yani HDP'yi yok sayamazsınız. Ciddi bir oy potansiyeli var orada. Ama birinci partinin AK Parti olacağı ve daha önceki seçimlerden çok daha fazla oy alacağını zannediyorum. Genellikle orada nabzı tutan kimselerden aldığımız yorumlarda hep bu yönde. Yani %70, %75 civarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıkması bekleniyor. Açılım sürecinin getirdiği huzur, barış, hem maddi hem manevi bir bereket oldu bölgede özellikle. Evet. Erdoğan'ın bu ortaya koyduğu açılım süreci haricinde bu oyların artmasına başka etkenler oldu mu Kürtler nezdinde? AK Parti'ye oyların artması. Erdoğan'ın yani. Oylarını, mesela Cumhurbaşkanlığı kadınlar, sürecinde. Kadınlar, herkes onu söylüyor. Yani özellikle kadınlar. Kadınlar diyorlar ki ilk defa birisi... Bir hükümet bizi insan yerine koyuyor, bize çocuk parası veriyor, çocuklarımızın defterlerin kitaplarının parası, daha doğrusu defterlerin kitaplarını bedava veriyor, oradan bizim masrafa girmemize mani olmuş oluyor, elimizde para kalıyor. Bu orada ne diyelim, HDP çevrelerinde ciddi bir sorun, böyle bir kadın sorunu var. Hatta birçoğu kendi annelerini, kendi eşlerini ikna edemiyorlar. Milletvekilleri de var bunların içinde, ikna edemeyenlerin içinde duyduğum kadarıyla. Tabii yani HDP
camiası işte kadın haklarına çok vurgu yapan bir camia. İşte hep eş başkanlık üzerinden gidiyor. Hiç mutlaka bir kadın da başkan olsun vesaire. Ama kadınlar, bölgenin kadınları AK Parti'nin kendilerine daha çok değer verdiği kanaatinde gibi görünüyorlar. Abi zamanımız çok kısıtlı olduğu için ben kısa kısa geçerim. Kısa kısa geçerim tabii. Şimdi 7 Temmuz'dan bu yana 2 gün önce bir ateşkes ilan edildi. Hı. Ve yaklaşık bir ay boyunca gerek havadan gerek karadan İsrail o devasa silahlarıyla Gazze'de çok küçük bir yere sıkışmış insanların üzerine kadın çocuk demeden bombalar yağdırdı. Buna karşılık Hamas El Kassam tugayları evde yaptıkları el yapı bombalarla, füzelerle, silahlarla bunlara karşılık verdi. Ve çoğu zaman taşlarla. Ne oldu da İsrail 2008'de Gazze'ye girip 3'e bölebilirken bu kadar sözde 9 yıldır boykot altında olan bir sözde değil de gerçek anlamda bu kadar Hamas'ın zayıf olması gerekirken Hamas 2008'den daha güçlü bir şekilde İsrail'in karşısında durdu ve Gazze'nin içine sokmadı ve gerilgeye uğrattı. Bunun altındaki sebepler, Hamas'ın başarısının arkasındaki gerçekler nelerdir? Cenab-ı Hak Kur'an'da sayıca küçük olan nice topluluğun sayıca büyük olan nice topluluğa galebe çaldığını anlatıyor ve bunu da tabii laf olsun diye anlatmıyor. Bunlar efsane değil, bunlar masal değil. Bunlar kıyamete kadar cari olan hakikatler. İnanıyorsanız güçlü olan sizsiniz diyor Cenab-ı Hak. Tabii inanmak sadece lafzen olmaz, sadece kalben de olmaz. Bunun bir fiiliyatı olmak zorunda. İnandığınız gibi yaşamak zorundasınız ve inandığınız gibi ölmek zorundasınız. Hamas bu şartların hepsini yerine getiriyor. İzzettin Kassam tugayları ki isimlerini biliyorsunuz bir Osmanlı askerinden almaktadır. İzzettin Kassam Laskiye'nin bir köyündendir. Suriye kökenli. Yani, Suriye kökenlidir. Allah şehadetini kabul etsin. 1935'te Cenin'e yakın bir tepede İngilizlerle muharebede şehit düştü. İşte Kudüs, Filistin'de ilk silahlı direnişi ve en büyük direnişi, ilk büyük direnişi diyelim başlatan zat. Allah şahidini kabul etsin. Şimdi İzzettin Kassam tugayları sadece askeri hedefleri vurmak istiyorlar. Sadece askerlere ateş etmek istiyorlar. Fakat bunda müşkülatları vardı. Çünkü İsrail askerleri çok uzaktaydı. İsrail tarihi bir hata yaptı. İşte yıllardır diyor ki ya kara harekatı, kara harekatı ve başladı güya kara harekatına. Birkaç metre Gazze'ye girdi. İzzettin Kassam tugayları karşısına çıktı ve İsrail askerlerini onar onar cehenneme yollamaya başladı. Ve ya ne oldu kara harekat diye soran kimse yok. Nereye kadar ilerledi, ne oldu? Hiç ilerlemedi, sınırda duruyor. Evet. Ve hatta İzzettin Kassam tünellerden biliyorsunuz sözde İsrail tarafına da geçip orada da bir takım operasyonlar yapıyor. İsrail 2005 yılında unutmamak lazım. Hamas henüz bu kadar güçlü değilken, Hamas'ın roketi moketi yokken, İzzettin Kassam tugayları daha doğru dürüst ortada yokken dahi Hamas'a yenilmiştir ve Gazze'den geri çekilmiştir. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden işgali diye bir şey zaman zaman sözü ediliyor ama böyle bir şey Allahu alem mümkün değil. Bütün bunlar numaraydı ama neye matuf numaralardı bilmiyorum. İsrail kendisiyle çelişiyor. İsrail ne dediğini bilmiyor. Diyor ki başta işte Hamas'ı yok edene kadar savaşacağız. Bunun mümkün olmadığını biliyor. Biliyor olması lazım. Bütün Gazze Hamas'tır çünkü. Sonra diyor ki tünelleri yok edeceğiz falan. Evet gene yapılır, gene kazılır. Sonra kara harekat yapacağız. Sonra işte askerimizi geri çekeceğiz. İsrail savaşmayı bilmiyor. Parantez içinde sivilleri öldürmeyi çok iyi biliyor tabii. Yani bu konuda çok mahir. Ama askerlerle, gerçek askerlerle karşı karşıya kaldığı zaman çuvallıyor. Ve bunun dışında siyaseti de çuvallıyor. Savaşmayı bilmiyor, barışmayı da bilmiyor. Ateşkes istiyor mu, istemiyor mu, barış istiyor mu, hangi şartlarda istiyor, onu da tam bilmiyor. Ama şu anda Filistin'deki hava, Filistin'deki direniş çevrelerindeki hava ve aynı zamanda İsrail basındaki havada İsrail'in kesin olarak yenildiği yönünde inşallah döktüğü masum kanı yanına kar kalmaz. İnşallah biz şunu biliyoruz. İzzettin Kassam tugayları, daha doğrusu Hamas şöyle diyordu. Biz hep ölüyoruz zaten. Ambargo ve abluka da bizi öldürüyor, halkımızı öldürüyor. Bu sefer biz ateşkes ve barış konusunda çok istekli değiliz. Biz bu işi bitirmek istiyoruz.
İsrail'e öyle ağır darbeler vurmak istiyoruz ki İsrail illallah desin ve ablukayı kaldırmayı kabul etsin. Ablukayı kaldırmayı kabul etmediği müddetçe hiçbir ateşkes kalıcı olmayacaktır. Hiçbir barış kalıcı olmayacaktır. Şu andaki ateşkesin arka planını herhalde birkaç gün sonra öğreneceğiz. Yani bilemiyoruz daha tam nelerin konuşulduğunu. Hamas başta olmak üzere Filistin'deki direniş hareketlerinin kırmızı çizgisi mi? Gazze'deki abluka kalkacak. Aksi tabii, durumda yani, ateşkesi kabul etmiyoruz. Yani ateşkes belki geçici 72 saatlik başbakanımızın bir haftalık bir ateşkes gayreti var. İçeriye mümkün olduğu kadar çok ilaç ve erzak sokabilmek için. Ama dediğim gibi şey bu. Şimdi başbakandan bahsetmişken bu 70 saatlik ateşkesi Hamas'ın kabul etmesi ihtiyaç içindeki halkın bazı ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Evet. Ve aynı zamanda da ablukanın ve ambargonun kalkmasına matuf, bu yönde ümit veren bir müzakere sürecine de imkan tanımaktır. Ya bu arada tabloyu verelim. Korkunç tablo ortaya çıktı. Evet. 30 bin ev vurulmuş. Bunun 10 bini tamamıyla yıkılmış. 1.8 milyonluk Gazze'de su ve elektrik şu an yok mertebesinde. 1868 kişi şehit olmuş, 9567 kişi yaralanmış. Bunun 450'ye yakın şehit olanların çocuklar ve kadınlar da var. Maddi zarar ise 5 milyar dolardan bahsediliyor. Bu derece yani bir büyük ölçekli bir savaşın zayiatı var karşımızda. Şimdi Başbakan Erdoğan demişken bu süreçte Van Miyit'ten bu yana Başbakan'ın duruşu çok net İsrail'e karşı. Başbakan yine Van Miyit'ten daha da sert bir şekilde İsrail'in karşısına durdu. Fakat muhalefet hep dedi ki sözden öteye gidemiyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Bakın kalkıyorsunuz bu Gazze'deki, bu Suriye'deki, bu Mısır'daki insanları gaza getiriyorsunuz. Sonra arkasında durmuyorsunuz. Ve bu insanlar kalkıp canları giderken siz oradan izliyorsunuz. Bunlar Türkiye'deki muhalefet bunu derken Gazze'deki Filistinler, Müslümanlar ne diyor? Bu kadar düşkün olmalarına çok sevindim. İnsan peki Gazze'deki Filistinler, Müslümanların Erdoğan'a bu süreçte bakış açısı nasıl? Mehmetciğim beni biliyorsun. Ben yıllardır memleketim Kayseri'ye gitmediğim kadar Suriye'ye gitmişimdir. 3 kere Gazze'ye gittim. Filistin'in başka bölgelerinde gittim. Henüz yasaklı değilken. Yani Kudüs'e de gittim. El Halil'e de gittim vesaire. Eriha'ya da gittim. Balkanlara da gittim. Afrika'ya da gittim. Gidiyorum sürekli. Recep Tayyip Erdoğan... Abi biz seni zaten hep motosiklette buzer olarak gördük. Recep Tayyip Erdoğan çağdaşımız olduğu için, yakınımızda olduğu için birçoğumuz onunla belki belediye başkanı günlerinde belki sonra da oturup çay da içtiği için, ona dokunduğu için onu aslında olduğu şey olarak görmeyi beceremeyebiliyor. Mesela birçok arkadaşı diyelim ki Mehmet'le beraber okumuşlar. Aynı şey Ahmet Davutoğlu için de geçerli. İşte falanca vakıfta beraber çalışmışlar, falanca üniversitede beraber okumuşlar. Şöyle diyebiliyor bazı kimse. Ya ben ondan daha akıllıyım, ben ondan daha dengeliyim, ben ondan daha ölçülüyüm, ben ondan daha zekiyim. Niye ben değil de o? Falan diyebiliyorlar. Ya da işte milletvekili olamadığı için veya başbakandan umduğu, beklediği bir şey karşılanmadığı için. Herkes için böyle değil tabii bu. Ya mutlaka bir takım ilkelere dayanarak Erdoğan'a muhalefet edenler de vardır. Bilmiyorum o ilkeleri ben anlamıyorum ama. Bir takım önemsiz karın ağrılarına istinaden Erdoğan düşmanlığı yapan ve bu düşmanlık üzerinden onun Gazze'yle dayanışma, Filistin'e dayanışma gibi haza hak yani haklı, hakikatli, haklılığı hiçbir şekilde tartışmayacak olan bir takım gayretlerine, bir takım eylemlerine, tavırlarına bile çamur atmaya kadar vardıran adamlar var düşmanlıkları. Onları bir yana bırakın. 50 sene sonrasına gidin. Oradan buraya bakın. Bu döneme bakın. Bir adam geliyor Türkiye. Mustafa Kemal'in kurduğu, İsmet İnönü'nün devam ettirdiği, efendim bir dönem Kur'an'ın yasak olduğu, ezan-ı Muhammed'in yasak olduğu, hocaların sırf hoca oldukları için saçma sapan gerekçelerle dar ağaçlarına sallandırıldığı, Dersim halkının Kürt olduğu için, Alevi olduğu için katliamdan geçirildiği, vesaire vesaire vesaire. Kürt'ün K'sini telaffuz edemediğiniz, ülkenin cumhurbaşkanının Kürtlere size Kürt diyenin yüzüne tükürün dediği falan falan böyle bir ülkeden ve İsrail'in istihbarat teşkilatını kontrol ettiği, hatta hükümetini kontrol ettiği, büyük ölçüde ordusunu kontrol ettiği ABD ile beraber bir ülke ve birdenbire bir adam çıkıyor.
İsrail'e ortak tatbikatları efendim Konya'da, Konya semalarında, işte Akdeniz'de iptal ediyor. İsrail'in elçisini gönderiyor bu ülkeden. Başörtüsünü serbest bırakıyor. Kürt açılımı yapıyor. Barzani'yi alıyor yanına. Diyarbakır'da Türkçe ile Kürtçenin ahenkli bir şekilde konuşulduğu, hatta iç içe geçtiği muazzam bir barış gösterisi yapıyor. Vesaire vesaire. Yani bu bir devrim. Şimdi baktığı zaman diyecek ki 50 sene sonra bakan adam, bu bir İslam kahramanı. Şimdi gidin Gazze'ye, hava öyledir. Şimdi gidin Halep'e, hava öyledir. Şimdi gidin Gambiya'ya. Gambiya'da bir tek sanayi tesisi var. Onu da Recep Tayyip Erdoğan kurdurdu. Bir demir döküm atölyesi olan. Şimdi gidin Bosna'ya. Bakir Izetbegović ne diyor? Yani hem de bir Sırp gazetesine verdiği beyanatta. Evet diyor, Recep Tayyip Erdoğan bizim de liderimiz diyor. Biz Müslümanız ve o bizim de liderimiz. Ve bizim Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye iltifat etmemizi yadırgamayın. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye iyiliği temsil ediyor diyor. Ne güzel bir söz. İyiliği temsil ediyor diyor. Sizinle bizim aramızı, yani Sırbistan'la Bosna her şeyin arasında bulan dahi Türkiye. Şimdi böyle bir şey bu. Yani bu bir İslam kahramanı. Ve dışarıdan bu gayet net bir şekilde görülüyor. Ve Gazze'de geçenlerde Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu da söyledi. Zaten bir furya vardı ama şu günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın şu günlerdeki duruşu yüzünden doğan her çocuk, Allah hepsine uzun ve hayırlı ömürler versin. Erkek çocuğa, her erkek çocuğuna değil ama çoğuna Tayyip ismi veriyor. Bunlardan Filistin'deki... bir zamanlar Selahaddin ismi verildi. Evet. Filistin'deki Müslüman liderlerden Raiz Salah'ın tuttuğu bir şey var. Pankart var. Hı-hı. Arapça yazıyor. Altında da Türkçe olarak diyor ki bütün dünya güçlü bir Türkiye'ye muhtaç diyor. Çok. Ve bu şekilde bir çok poz doğru. Bak çok doğru bir şey. Yani senin bu anlattığın ne her şeyi güzel. Tamamlayan bir söz. Çok doğru bir şey. Çok evet. Doğru bir şey. Yani Che Guevara gibi konuşalım. 2-3 daha fazla Türkiye lazım. Evet. Yani şu anda Mehmet kardeşim, geçenlerde bir arkadaşı aradım. Dedim ki ya nerede bu? Dediler ki ya o Mogadişu'ya tayin edildi. Nasıl Mogadişu'ya dedim ya. İşte Türkiye orada bir hastane kurmuş. Başhekim olarak da onu tayin etmiş. Onun AK Partili olmayan bir arkadaşı da demiş ki veya AK Parti'ye muarız olan, muhalif olan bir arkadaşı da demiş ki ya demiş işte AK Parti demiş. Eskiden demiş ancak Hakkari'ye kadar sürebiliyorlardı. Şimdi Mogadişu'ya kadar sürebiliyorlar. Bu hükümet en kötü tarafı bu demiş. Tabii o muhalifliği, muarızlığı latife. Yani evet. Esas olarak bir iltifat bu. Ve düşünün bir şey daha ama yani İzzettin Kassam'ı öyle es geçmeyelim. İzzettin Kassam'la ilgili önemli bir şey söyledim. Yani dünyanın en iyi teçhiz edilmiş ordularından birine karşı bir zafer kazandı bu. Bu birlik, bu Filistin ordusu diyelim buna. Evet. Şimdi düşün kardeş. 2000 midir, 3000 midir, 5000 midir İzzettin Kassam? Helikopterler yok, uçaklar yok, doğru düzgün füzeleri yok. Ve bunlar İsrail'i durdurabiliyorlar. Bir de böyle orta ölçekli bir İslam ülkesi. Türkiye bile gerek yok. Hatta çok küçük Katar diyelim. Kuveyt diyelim. Bunun Filistinler kadar adanmış bir halk olduğunu ve ülke olduğunu düşünelim. Ve bunun ordusunun İsrail'e karşı karşıya geldiğini düşünelim. Uçağı da var, tankı var, şu da var, bu da var. Duman etmesi lazım değil mi? Yani demek ki yani inanıyorsak güçlü olan biz isek layıkıyla inanmıyoruz demektir. Yani 6 gün savaşlarında 6 Arap ülkesini yenen bir İsrail ne kadar güzel. 3 bin kişi karşısında. Şimdi çok güzel. Tabii evet. 6 çok önemli bir şey. 1967'de 6 gün savaşı. Ne yaptı 6 gün içinde İsrail? Gazze şeridini tamamen aldı. Değil mi? Evet. Koca Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs, efendim Nablus, Cenin, Ramallah, Eriha vesaire koca bir ülkeyi aldı. Ayrıca Sina Yarımadası'nı aldı. Ayrıca Golan bölgesini aldı. Suriye 6 gün içinde. Ve kimi yendi? Ürdün ordusunu yendi. Suriye ordusunu yendi. Mısır ordusunu yendi. Irak ordusu da yardıma geldi. Onu da yendi. Ve şimdi dediğin gibi İzzettin Kassam'ın karşısına takılıyor. Demek ki bizim yükselişimiz sadece yükselebileceğimize inanmaya ve Allah'a sığınıp buna azmetmeye bakıyor. Hepsi bu. Son 5 dakikaya giriyoruz. Evet. Şeyi çok güzel söyledin abi. Yani dünyada Müslümanım diyen, insanım diyen, mazlumum diyen Türkiye'ye baktığında Tayyip Erdoğan'a karşı bir sevgisi, evet, bir saygısı kendinden görüyor onu. Evet. Ki Gazze'deki, Filistin'deki doğan çocukların ismini koyması da bu sevgiden geliyor.
Peki bu kadar dünyadaki Müslümanlar, mazlumlar Tayyip Erdoğan sevgisi taşırken Pensilvanya'daki adam bir beddua yetmedi. İkinci bir beddua ile tekrar meydan okudu ve her ne hikmetse güneydeki sevgili ülkeye tek bir söz yok. Nedir bu? Allah ıslah etsin yani. Yani bunu boş ver. Ben sana başka bir söyleyeyim Mehmetciğim. Ben İslamcı bir adamım. Sen de öylesin. Bizim bir sürü arkadaşımız var. Yol boyunca beraber yürüdüğümüz arkadaşlar. Bu ülkede beraber başörtüsü yasağına kadar eylem yaptığımız, başörtüsü yasağına karşı eylem yaptığımız arkadaşlar. Gazze için yürüdüğümüz ve Türkiye'nin polisi tarafından coplandığımız arkadaşlar, değil mi? Evet. Yani Kürt meselesinde İslamcıların çok tırnak içinde sağcı bir tavır sergilemelerinden beraberce şikayet ettiğimiz arkadaşlarımız, değil mi? Evet. Kürtler affedersin insan dışkısı yedirilirken laf etmeyen, bunu normal karşılayan filan karşılığına kızdığımız, beraberce kızdığımız arkadaşlarımız. Evet. Şimdi ya hayallerimiz gerçekleşiyor. Hiçbir şey ideal değil. Yani yeryüzünde cennete bulamayacağız. Cennet öbür tarafta. Ama kardeşim sen bundan bir sene evvel, 10 sene evvel başörtüsünün üniversite öğrencilerine bile serbest olabileceğine dair ümidini neredeyse yitirmiştin. Şimdi üniversite hocası bile başörtülü. Kamuda başörtüsü neredeyse tamamen serbest. İşte polis ve asker hariç o da yakında düzelir. Öyle değil mi? Liselere, benim kızım lisede başörtüsüne gidiyor. Hatta adliyede Tayyip Erdoğan'a karşı konuşan paralelin avukatı bile başörtüsünü oraya muhtaç. Tayyip Erdoğan'a bir şekilde kafayı taktığı için buna bile sevinmiyor, sevinemiyor. Ya Allah'tan belanı mı istiyorsun? Şükret ki nimet çoğalsın. Ya arkadaş, senin başbakanın, Türkiye'nin başbakanı diyor ki bütün milliyetçilikler ayaklarının altındadır diyor. Rasul gibi konuşuyor aleyhissalatü vesselam. Rasul'ün ışığı altında konuşuyor. Diyarbakır'a gidiyor ve Barzani ile beraber konuşuyor. Kürdistan kelimesini de telaffuz etmekten imtina etmiyor. Meşhur büyük ozanım Şivanperver orada Kürtçe türkü söylüyor. İbrahim Tatlıses'le beraber Barzani Türkçe konuşuyor. Tayyip Erdoğan bir iki kelime Kürtçe konuşuyor. Leyla Zana gerçek bir ev sahibi, bir hanımefendi gibi Emine Hanım'a bir şeyler anlatıyor, bir şeyleri izah ediyor. Ne kadar güzel bir manzara, değil mi? Evet. Şükretsene. Orada bir Kürt amca, şu kapağı göstereceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bir kamera şunu alabilir mi? Rica etsem. Bakın bu Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamam, resmin tamamını bir görelim. Diyarbakır'daki mitinginden. Şu adam bir Kürt. Tamam mı? O adam bir Kürt. Ve tişörtü, Filistin tişörtü. Boynunda Filistin poşusu. Ve Rabia işareti yapıyor. Mısır'la dayanışma. Arkasında Erdoğan. Ve bütün bunlar ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde. İki taraflı ay yıldızlı al bayrak. Bu ne kadar muazzam, ne kadar güzel bir resim. Bakın bu adam Kürt. Bu adam bir sürü sorunu var. Bunun çözülmesi lazım. Çözülüyor da elhamdülillah. Çözüm yoluna girdi en azından. Ama bu diyor ki, ya ben bir ümmetin mensubuyum diyor. Filistin'in sorunu benim sorunumdur diyor. Mısır'ın sorunu da benim sorunumdur diyor. Ben Türkeliyim. Erdoğan'la Türkiye kalkınıyor. Erdoğan'la Türkiye yükseliyor. Erdoğan'la Türkiye Cenab-ı Hakk'ın dünyanın dört bir yanına rahmet dağıtımında vasıta oluyor. Ve ben ay yıldızı seviyorum diyor. Bakın Türk bayrağı demiyorum. Anayasa adı ne olsa olsun. Resmi adı ne olursa olsun bu bayrak Türk bayrağı değildir sadece. Bu bayrak aynı zamanda Kürt bayrağıdır, aynı zamanda Arap bayrağıdır, aynı zamanda Çerkez bayrağıdır, Gürcü bayrağıdır, Laz bayrağıdır, Pomak, Boşnak, Arnavut vesaire bayrağıdır. Çünkü bu bizim Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz, devraldığımız bayraktır. Ve ay yıldızda dünyanın her bir yanında Müslümanlığı temsil eder. Hiç şüphesiz gayrimüslimlerin de, Hristiyanların, Yahudilerin, ateistlerin, agnostiklerin bu bayrak altında bu bayrağın temsil ettiği aynı zamanda halkın, halkların mensupları olarak yaşama hakları var ve bu hakkı biz elbette tanıyoruz. Bunu özellikle vurgulama gereği duyuyorum. Çünkü mesele sadece Türkiye'deki Ermeniler, Rumlar falan değil. Şimdi Ezidilerle ilgili ciddi bir problem var. Biliyorsun. Irak Kürdistan'da veya işte genel olarak da Irak'ta. IŞİD'in saldırdığı yerlerde, girdiği yerlerde Hristiyanlar, Ezidiler, aynı zamanda Şii ve Sünni Türkmenler, Kürtler, Şii ve Sünni Araplar kaçıyorlar, kaçmak zorunda kalıyorlar. Her şey bizim duyduğumuz gibi olmayabilir.
Mutlaka manipülasyon da vardır. Oralarda tam nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama bir Yezidi milletvekili Irak parlamentosunda ağlıyor. Ölüyoruz, yardım edin. 30 bin Yezidi ailesinin, Ezidi veya Yezidi ailesinin bugün orada dağlarda barınmaya çalıştığı, çocukların susuzluktan öldüğü. Abi sözünü hiç söyleniyor. Kesmek istemiyorum. Ana haber bültene sarkacağız. Evet. Çok kısa yani bir onların da biz hani bir kampanya başlatmaya çalışıyoruz. Türkiye tarafından kabul edilmesi veya en azından onları kabul eden Kürdistan Bölge Yönetimi'ne Türkiye'nin yardım etmesi, bu yükü paylaşması konusunda. Evet. Abi biz bunu saymıyoruz. Biraz bizden kaynaklandı karar olarak. Daha geniş bir zamanda inşallah seni tekrar almak istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıntılı buraya geldin. Sağ ol. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.